Şimdi Nazım Hikmet bir kere hiçbir kanuni esasa dayanılmadan 32 yıl hapse mahkum ediliyor. Bu Dreyfus olayıdır. Bunun üzerine gitmek lazım. Bence bu vatandaşlıktan dahi daha mühimdir. Büyük bir kanunsuzluk yapıldı ve bu adam dünyanın en büyük şairlerinden biri ve belki de asrımızın en büyük şairi, yüzyılımızın. Bunu 32 yıl hapiste mahkum ediyorlar ve bunun 12 yılını hapiste geçiriyor. Orada hastalanıyor. Kalp hastalığı var. Angina pectoris kendi şiirlerinde. Şiirlerinde yazıyor, evet. Orada para sıkıntısı oluyor. Tezgahta kumaş dokuyarak hayatını kazanmak zorunda kalıyor. Ruhi bunalımlar geçiriyor. Büyük ıstıraplar çekiyor. Ve nihayet büyük dünya çapında kampanyalar yapıldıktan sonra dışarı çıkabiliyor. Bu sefer de ölümle tehdit ediliyor. Bir kere 45 yaşında kalp hastalığı olan bir adamı askere almak istiyorlar. Ve bir gün haberler de ulaşıyor kendisine ki bu yani seni temizlemek içindir. İkincisi sokakta Sabahattin Ali'nin başına gelenin kendi başına gelmesi. zaten Sabahattin Ali olayından çok kısa bir süre sonra Evet. Nazım Hikmet karısıyla sokakta yürürken üzerine bir otomobil yürüyor. Ve bir tarafa çekiliyorlar, arkadan başka bir otomobil geliyor. Bu da ikinci ve ondan sonra karar veriyor Nazım kaçmaya ve işte kaçıran adam yanımda oturuyor. O da biliyor ki Nazım memleketten Kaçmaya değil, gitmeye karar verdim. çıkmak Terk etmeye. zorunda idi ve pasaportsuz çıkmak zorundaydı çünkü hayatı tehlikedeydi. Buyurun, evet. Ve onun için Nazım yani bence vatandaşlık konusu ele alınırken oradaki kanunsuzluk ele alınmalıdır. Bir de Bir iki şey Dreyfus toplamak olayı mümkün ele mü? alınmalıdır. Sonra Bir Nazım iki şey Hikmet'le görelim. ilgili daha çok önemli sorunlar da var.